Değerli üyelerimiz, bu akşamki bizim ikinci tertiplemiş olduğumuz birlik beraberlik dayanışma yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun derim. Bu birlik beraberimiz bundan sonra da hep beraber devam edeceğiz. Her sene geleneksel hale getireceğiz. Bu yeni başlamış olduk. Geçen bir tanesini Altınoluk'ta verdik. Bostancı'da verdik. Bir tanesi de burada. Güre, Akçay, Altınoluk bir yere toplayarak şey yaptık. Bu topluluktan çok mutluyuz. Sizleri de böyle birlik beraber içinde görmekten bizlere onur verdiniz. Dışarıda bazı söylentiler, o hayali şeyler var, söylentiler var. O hayali söylentilere hiçbiriniz inanmanızı ve itibar etmenizi istemiyorum. Biraz gerçek olalım. Bizim yaptıklarımız yapacağımızın teminatıdır. O bakımdan sizin fazla zamanınızı almak istemiyorum. Önümüzde ayın 10'unda da seçimlerimiz var. Bunu da duyurayım burada Şahabem. Bu yemeğin plasmanını Hanife arkadaşımdan ben üstleniyorum. Odaya herhangi bir şeysi yok. Hani bunu sağda solda başka türlü amaçlarına kullanıyorlar. Ona mail vermek için bunu da burada söylemek zorunda kalıyorum. Şimdi değerli üyelerimiz, tabii önümüzde Mart ayından sonra bir yeni dönemimiz başlıyor. Bu yeni dönemde hiçbir kimsenin bazı söylentiler var. İşte şu şöyle olacak, bu böyle olacak, işte atlarımız olacak, bilmem ne olacak ben. Hiçbir kimsenin zerre kadar bugünkü şeyinden taviz verme şeyi yok. Bütün haklarınız sabit ve oradan gelecek, doğacak şeyleri de hazırlıklarımız oda olarak hazırlıklarımız var. 3 ay arasından Balıkesir'de 16 şoförlü odası olarak müşterek bazı çalışmalarımız var. Oraya da bir merkezi sistem oluşturacağız. İnşallah bu sorunlarımız rahatlıkla burada İdemte nasıl oluyorsa orada da olacağına inanıyorum. Bunda kimse hiçbir üyemin endişe etmesine şey yok, gereği yok. Ha, kimisi diyor işte şöyle olacak, bir ne olacak, benim atım ipte olacak, benim güzengahım ipte olacak. Hiç katı söte bile bir şey yok. Verilen hak hiçbir zaman geri alınmaz. O bakımdan hiç kimse endişeye meyil vermeyelim. Sağda solda değişik şeylere itibar etmeyelim. Gerçekler neyse biz varlığı da gördük. Arkadaşlar bu teşkilatta yokluğu da gördük. Vaktiyle ben buraya başkanlık dönemine geldiğim zaman eski başkanımdan 7,5 milyon borçla aldım burayı ben. Bugün Allah'a çok şükür 4 katlı binamız var. 100 kişilik toplantı salonumuz var. Öbür tarafta arşivlerimiz var. Teknoloji yönünden her şeyimiz mevcut üyemize geldiği zaman 5 dakika içinde herkese hizmet veriliyor. O bakımdan kimsenin endişe etmeye gereği yok derim. Tekrar hepinize afiyet olsun derim. Hepinize saygılar sunuyorum. Benim can dostlarımsınız. Sevgili Ege Türk izleyicileri, şu anda yanımızda Edem Şoförler Odası Başkanı, efsanesi, 26 yılın hizmetkarı, şoförlerin abisi, babası, Ahmet Tut, başkanım burada. Sağ olun, Allah razı olsun. Sayın Başkanım, bu iki oldu herhalde. Adremis, evet, Soruan. Evet, Adremis'te. Birincisi Adremis'e verdik. Bugün bu akşam toplananlar, arkadaşlar bölge bölge mi topluyorsunuz? Nasıl oluyor? Şimdi bunu zamanımız dar olduğu için biz bunu bir de burada Güre'de düşünüyorduk. Bir tanesini Altınoluk'ta düşünüyorduk. Ama süreç, seçim süreci çok kısa bir zaman kaldığından bu sanki seçim sistemi de çok değişik. Hani resmiyeti anca bitirdik. Burada bugün burada topladık. İkincisi oluyor. Bundan sonraki yıllarda, ileriki yıllarda bunu geniş yerde, daha geniş katılımlarla tüm olarak üyelerle paylaşmak istiyoruz. Bunu da geleneksel hale getireceğiz. Bu büyük ilçe olunca şoförler odası mevcut üyelerinize daha böyle ekstra, daha kazançlı, daha böyle etkin, aktif bir rol üstlenecek mi? Büyükşehir olayıyla. Tabi bunun artısı da olacak. Hani gerçekçi olursak. Eksi var mı efendim? Artısı da olacak. İleriye dönük. Evet. Bu 5 yıl içerisinde bunun olması mümkün değil. Evet. Ama ileriye dönük 5 yıl sonra veya da ikinci seçimlerden sonra tabii sistem oturacak. O belediye de, Büyükşehir Belediyesi de her tarafa hizmeti daha başa götürme şeysine şey yapacak. Ama yapılacak hizmetlerde bize hiçbir zararı olmayacak. Evet.
Yani bunu da şimdi bütün üyelerin huzurunda söz veriyorum. Herkes rahat olsun. Bunda korkulacak hiçbir şey yok. Hani korkulacak bir şey yok. Tabii bazı mevzuatlardan uzak olan arkadaşlar bunu endişeyle bakıyor. Dışarıda mesleğine ilgisi olmayan kişiler abartılı bazı bir şeyler söylüyor. İsterseniz üyelerimiz tedirgin oluyor. Hani Büyükşehir Belediyesi olmakla teşkilata benim hakkımı alıp da başkasına verecek, başkasının hakkını alıp başkasına verecek diye bir olay yok. Olması mümkün de değil. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Evet. Bu bakımdan üyelerimiz birlik beraberlik içerisinde arkadaşlarımdan arzu ediyorum. Her zaman söylüyorum. 5-6 sene beri söylüyorum. Bütün üyemizin taksici, minibüsçü, kamyoncu, servis plakaları şeyleri hepsi bir bütün. Bir evet. Bütün olmasında fayda var. Güç olan yerde her şey olur. O bakımdan teşekkür ederim. Başkanım yolunuz açık olsun, hayırlı olsun. Sevgili Ömerciğim, kesmeyelim, şöyle üyelerle de konuşalım, biraz röportaj yapalım. Başkanım müsaadenizle. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sarıhan Otel'de Şoförler Odası'nın yemeğindesiniz. Evet. Evet, Ahmet Tut Başkanımızın yemeğindesiniz. Ahmet Tut Başkanım ve Şoförler Odası'nda bir üyesi olarak nasıl bakıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Çalışmalarını, öngörüleriniz, önerileriniz nedir? Ahmet Tut Başkanım, yaklaşık 20 yıllık üyesiyim. Bugüne kadar tüm her türlü işimizi bizden daha özen göstererekten bize yardımcı olmuştur. Yani başkanımızdan herhangi bir sıkıntımız yok. Başarılarının devamını diliyoruz başkanımın. Peki. Aynı şekilde arkadaşımın söylediklerine canı gönülden katılıyorum. Yani bugünkü bundan önceki dönemlerinde de herhangi bir şeyliğini görmemiş bulunuyoruz. Aynı şekilde destekliyoruz yani. Sevgili Ege Türk izleyicileri, gene Sarıhan Otel'de Şoförler Odası Cemiyeti'nin üyeleriyle beraberiz. Üyelerin kısa görüşlerini almaya çalışıyorum. Evet, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Tut Başkan'ın yemeğindesiniz. Evet, evet. Böyle görüşünüz, düşünceniz, o konuda bilginiz veya arzunuz, temeliniz nedir? Neler söyleyebilirsiniz? Valla Ahmet Başkanımız yani dürüst bir arkadaşımız. Bu işin üstesinden de geliyor, biliyor. Her şeyi kanuni şekilde uyguluyor. Ben de 22 seneden beri falan üyesiyim. Memnunum, hiçbir şikayetimiz yok yani. Aynen devam edeceğiz yolumuza. Evet. Efendim sizin böyle bir kısa görüşünüzü alalım. Senelerdir Ahmet Başkanımızı seviyoruz ve onun uyduğu kurallar altında devam etmek istiyoruz ve her zaman seveceğiz. Evet, çok teşekkür ederim. Evet efendim, sizden bir görüş alalım, kısa bir görüşünüzü. Tabii ben de 20 yıldır beraberim Ahmet abiyle. Çocukluğumuzdan beri birlikteyiz. Yine birlikte beraber yola devam ediyoruz. Allah önümüzü açık etsin. Efendim iyi akşamlar, afiyet olsun. Ahmet Tut Bey'in yemeğine icap ettiniz. Evet. Kısa bir duygu düşüncelerinizi alabilir misiniz? Nerede esnafsınız? Nerede? Ben Narlı köyünde oturuyorum. Efendim? Narlı'da. Evet. Doğmuşçu musunuz efendim? Taksici misiniz? Taksici. Peki görüşünüz nedir efendim? Başkanımız her zaman bizim yanımızda olduğu için biz de her zaman onun yanındayız. Bugüne kadar Edremit Şoförler Odası Cemiyeti Başkanı Ahmet Tut ve ekibi sizlerin beklentisi doğrultusunda hareket etti mi? Evet. Etti. Böyle bir sıkıntı yaşamadınız herhalde. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. Evet beyefendi, iyi akşamlar. İsim, soy isim? İyi akşamlar. İsmim Halil İbrahim İbiş. 15 yıldan beri Körfez'deyim. Sarıkız Motorlu Taşıtlar Kooperatifinde minibüsçülük yapıyorum. Ahmet Başkanıma tekrar hayırlı olsun diyorum. Şoförler Odası'nın yemeğindesiniz. Evet. Şoförler Odası'nın üyesi misiniz? Önce isminizi alayım. 11-12 senedir Şoförler Odası'nın üyesiyim. İsim, soy isim efendim? Fevzi Aslan. Nerede yapıyorsunuz? Nerede yaptınız? Taksici misiniz? Dolmuşçuyum. Evet. Nasıl görüyorsunuz bu seçimler? Nasıl geçecek? Ahmet Tut Başkan'la bugüne kadar çalıştınız. Beklentileriniz önemli. 12 senedir tanırım Ahmet Dudu. Çok memnunum. Her zaman da oyum Ahmet Dudu'ndu yani. Aynen. Büyükşehir olunca bir beklentiler var mı şoförlerin? Bir önemli. Ya mutlaka vardır. Daha iyi olsun, daha da iyi yerlerimiz olsun, böyle temiz şeylerimiz olsun, duraklarımız olsun, mutlaka vardır. Şimdi eskiden olduğu gibi onu aynı yerinden saymak önemli değildir. Daha ilerisine erişmek daha önemlidir. Evet. Hanımefendileri de görüyorum. Hanımefendiler de oda üyesi mi? Kayıtlı mısınız efendim? Efendim iyi akşamlar. Oda üyesi bir bayan hanımefendinin yanındayız. Efendim isim, soy isim? Muhsine Özürt.
siz odaya üyesiniz. Evet, üyeyim. Evet. Aracınız var. Evet. Dolmuşçu mu, taksici mi, minibüs hattınız? Evet. Evet. Ahmet Tut Bey'in yemeğindesiniz. Aynen öyle. Her zaman da yanındayız. Evet efendim. Çok memnunuz başkanımızdan. Başka İnşallah beklentileriniz, büyükşehir, ilçe, yani, yönde önerileriniz. Ya tamamen arkasındayız yani. Zaten güzel önerilerde bulunulacaktır eminim bundan. Yani uygun olan neyse biz varız yani. Peki. Sevgili Ege Türk izleyicileri, bu akşam Şoförler Odası'nın ikinci başkanı Hanifi Şentürk beyefendi ile beraberiz. Evet. Başkanım, start verdiniz. Yemek 2. İnşallah. 3 altınoluk. Evet. Çalışmalar nasıl gidiyor? Bu çalışmalar bu şekilde inşallah devam edecek abi. İnşallah seçimden sonra da 6 ayda bir veya yılda bir böyle birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği yapacağız. Şu anda bildiğiniz gibi ilk yemeği Edremit'te verdik, ikinciyi burada verdik. Eğer ki zaman yetişirse üçüncü yemeği de Altınoluk'ta vermeyi düşünürüz. Ama seçim yaklaştığı için belki onu da inşallah seçimden sonra yapacağız. Üyelerimize hizmet için koşturuyoruz. Biz burada yani üyelerin bir vekili olarak üyelerimize elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hanifi Başkanım, ben böyle üyelerle konuşurken zaman zaman bir takım sinyaller aldım. Evet. Sanki üyeler böyle sosyal etkinlikler odadan bekliyor gibi. Birlik, beraberlik daha mı çok olsun yıl içinde? Şimdi böyle abi... Böyle bir önerilerin, görüşlerin olduğu toplantıların... Bizim meslekte sürekli yönde değişenler var. Alıp satanlar var. Olduğu için de insanlar birbirini tanımıyor. Onun için bu yemekleri daha da sık sık ve 6 ayda bir, 3 ayda bir yapıp milleti birbirine kaynaştırmak istiyoruz. Evet, öyle bir eksiklik onun, var gibi. Bu eksiklik var. O da dediğim gibi yani aynı kişiler değil, sürekli değişiyor. Adam taksiyi satıyor, başkası geliyor. Onun için insanlar birbirini tanımıyor. Öyle aynı meslektaşız ama sokakta geliyor, selam vermiyor adam. Çünkü tanımıyor. Ama bundan sonra inşallah 2014'ten sonra bu birlik beraberliği daha bir sıkı şekilde kaynaşmayı, birleşmeyi daha bir değişik bir şekilde yapmayı düşünüyoruz. Peki üyelerde böyle bir herhangi bir işte büyük ilçe olunca otobüs, işte dolmuş hatları, taksi dolmuş hatları azalacak, eksilecek veya böyle bir korkuya kapılmalarına gerek var mı sizce? Bence hiç gerek yok. Çünkü verilmiş olan bir hak var. Verilmiş hakkı kimse, sen de biliyorsun, kimse alamaz. Evet. Ha ne olur, ufak tefek değişiklikler olacak. Onu da Ahmet abinin bilgisine dayanarak Balıkesir'deki arkadaşlarımız sayesinde inşallah büyükşehir şeyinde bu şekilde atlatacağız. Ben inanıyorum. Evet. Ben inanıyorum. Oldu başkanım, hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sevgili Ege Türk izleyicileri, şu anda yanımızda Şoförler Odası'nın temsilcileri ve üyeleri var. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa Bey. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Ahmet Tut Bey'in yemeğindesiniz. Evet. Şoförler Odası üyesi olarak. Evet. Bu seçimler hakkınızda hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Beklentileriniz ne yönde? Dilekleriniz, temennileriniz ne yönde? Beklentilerimiz Allah kazasız belasız işler versin. Evet. Başka beklentimiz yok Mustafa. Peki Şoförler Odası'nın bugüne kadar yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Memnunuz, memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntısız yer yok ki. Ama yani ama beklenti yani, yönünden soruyor. Daha iyi, evet. Peki. Ahmet'in evet çalışmalarından memnunuz. Peki. Efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kıyasettin Yeşillah. Altınoluk kopardı başkanım. Evet. Kıyasettin Bey, seçimler yaklaştı. Bu Şoförler Odası seçimleri tabii kıran kırana geçiyor. Yeri geliyor. İkinci bir aday arkadaşımız da var. Öneriniz, dilekleriniz, temennileriniz ne yönde? Hangi yönde? Dileğimiz, temelimiz herkes aynı yerde, aynı güzergesinde riad etsin. Hani bizi şehir içinden karaca atmasınlar. Dolmuş taksi olsun, minibüs olsun, taksi olsun. Herkes yerine sabit, ekmeğini kazansın, hizmetini versin vatandaşa. Bizim dileğimiz o. Peki Ahmet Tut Bey ve yönetiminden bugüne kadar çalışmalarınızla, ilişkilerinizle bir memnuniyetsizlik yaşadınız mı? Veya bakışınız nasıl? Yok, çok güzel, memnunuz Ahmet abi de. Bayağı bizim bir işimiz düştüğü zaman Allah razı olsun işimizi yapıyor diye. Bize sahip çıkıyor. Allah razı olsun, memnunuz yani. Gümrük minibüslerin üyesiyim. Ahmet Başkan bir tecrübeye sahip. Çeyrek asırlık tecrübeye sahip. Balıkesir büyük şehir olacağı için daha bir faydalı olacağını zannediyoruz bu ortamda. İyidir herhalde, iyi olacaktır. Memnunuz kendisinden.
teşekkür ederim. Yani bugüne kadar Ahmet Dur Başkan'ın yönetimi ve çalışmalarından herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Sıkıntı var mı yani? Ben özellikle onları soruyorum, bakıyorum. Biz çok eski üye olduğumuz için çok da samimiyiz. Yani sıkıntı mutlaka aile içinde olacaktır. Biz kendi sıkıntımızı kendi aramızda çözmüş görüyoruz. Sevgili Ege Türk izleyicileri, şu anda Edremit Şoförler Odası Cemiyeti üyelerinin özellikle gurbetçi üyeleriyle, ben öyle düşünüyorum zannedersem Erzincan yöresinden, bir kısa duygu ve düşüncelerinizi, önerilerinizi, temennilerinizi, dileklerinizi öğrenmek için bir yanınıza uğrayalım efendim. İsim soy isim. Değil mi? Evet. İsmail Eroğlu. Eroğlu. Peki efendim, dolmuş mu var? Hat mı var? Taksi mi var? Taksi. Nerede? Akçay Garaj'da. Nasıldır bu Ahmet Türk Bey'in yemeğindesiniz? Ahmet Bey'le şoförler olsun. Sizlere getirdiği hizmetlerde, kolaylıklarda, işlemlerde bugüne kadar yaşadığınız sıkıntılar veya dilekleriniz, temenneniz ne yönde? Vallahi iyi ya. Ufak tefek sıkıntılar oluyor ama giderliyor. Bazen oluyor. Evet. Gör topal götürüyoruz ya. Peki. Evet, sizin duygularınız var. Vallahi biraz daha üzerine düşerlerse, biraz daha hizmet yaparlarsa. Ne gibi mesela hizmet derken? Hani üyelerinden böyle seçimlere yakın değil. Arada gelip üyelerini sorması lazım, durakları gezmeleri lazım. Derdiniz mi var, sıkıntınız mı var? Neyiniz var? Bunları da bir arada bir yoklasalar daha iyi olur. Evet. Daha güzel olur yani. Üyeler de bunu birkaç dile getirdi ama başkanlar da şöyle dedi. Biz artık önümüzdeki seçim döneminden sonra eğer şayet seçilirse bu birlik beraberliği yıl içinde daha çok yapmaya çalışacağız dediler. Şimdi zaten yani genelde bilmiyorum ya, insanlar bunu sürekli söylüyorlar ama biliyorsun Türkiye genelinde seçimler olduktan sonra hepsini unutuluyor. Evet, eskiden milletvekiller adayları gelirlerdi, evet. Köylere gelirlerdi. İşte şikayetiniz ne, sorunuz ne, sigara kağıdın üzerine yazarlardı. Sigara içti mi paket atıyorlardı, o da ondan gidiyordu. Atıyorlardı, o da ondan gidiyordu. Şimdi yani seçimlerden önce de sonra da arada sıkıntınız ne, derdiniz ne? Hani bunları bir arada sorsalar daha iyi olur. Evet, memnunuz ama biraz daha bunların üzerine düşerlerse daha güzel olur. Bence herhalde önem verdiği için biz televizyoncu arkadaşları çağırdı. Sizlerle bir röportaj yapmamızı sağladı yönetime talip olan arkadaşlar. Böyle çekincelerden ve hizmetlerden korkuları olsaydı bunları yapmazlardı gibi geliyor. Bilemiyorum. Bu da tabii sizin kendi öngörünüz. Saygı duyuyoruz efendim. Akçay Migros önünde ticaret taksimiz var. Orada çalışıyoruz. Valla işlerimiz zayıf. Burası biliyorsun yazlık bir yer. Genelde 3 ay falan bir iş yapabiliyoruz. Ondan sonra işlerimiz düşüyor. Bu belli bir şey. Bu yazın olsun, kışın olsun, genellikle yazın minibüslerin mesela çalışmalar saatleriyle taksilerin çalışma saatlerini bir ayar yapmaları lazım. Saat mesela 2'ye 3'e kadar minibüsler çalışıyor. Biz devamlı nöbet tutuyoruz 24 saat. 4'e 5'e kadar ne yapıyor? Minibüsler çalışıyor. Çalışınca biz tabii boşa beklemiş oluyoruz. Bunlara bir çözüm getirmeleri lazım. Yani bir standart getirmeleri lazım. Gece minibüslerin çalışmaları. En büyük sorunumuz bu bizim bu konularda. Ama benim gördüğüm kadarıyla da gene şanslı bir bölgede bu mesleği icra ediyorsunuz. Evet. En azından gasp, buna benzer şeylerle karşı. Tabii o yönden bir yani İstanbul gibi. Yani tehlikeniz İstanbul gibi yok yani. Muhakkak ki. Bir gazeteci olarak görüyorum yani. Muhakkak ki o bir gerçek tabii. Büyük şehirlerdeki riskler, yani. Riskler tabii bizde yok. Onunla çok şükür iyiyiz. İşte büyük sorunumuz bunlar yani. Arkadaşlara fikrine aynen katılıyorum. Özellikle yaz. Zaten bizim taksi sezonumuz. Önce kendimi tanıtayım. Ahmet Derin. Evet. Fener Altınoluk mevkinde taksicilik yapıyorum. Yazın biz her akşam nöbete kalıyoruz. İhtiyaç hasıl olur diye. Fakat özellikle Küçükkuyu, Edremit arasındaki minibüsler gece sabaha kadar çalışıyorlar. Biz de boşuna nöbet tutmuş oluyoruz. Arkadaşların söylediği gibi, sizin önerdiğiniz gibi bizim gasp, suikast gibi öyle bir tehlikeli, ayoş sarhoş hiç yolcumuz olmuyor. İyi bir bölgedeyiz. Daha da iyi olmasını,
toplumla, cümlemizden beraber arz ediyoruz. Size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim efendim.